Efendim merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. İsminizi alabilir miyiz? Ben Ekrem Güzel, buyurun. Ekrem amca yaş kaç? Yaş 73. Maşallah, emekliyiz herhalde. Emekliyim. 31 yani. Mart'ta seçimler yaklaşıyor. Adaylar sahada geziyorlar. Onlar da tabii ki o istiyorlar. Diyorlar ki bizi destekleyin diyorlar ama adayların ellerindeki donelere göre hangi aday senin gönlünde yatıyor? Ben şu anda karar vermedim. Kararsızım karar diyorsun. Vermedim. Genelde bu kararsızlık herhalde seçim yaklaşınca biraz daha kararlılığa mı dönüşecek? Erken mi diyorsun? Pek karar vermedim yani. Pek karar vermedim. Peki. Kafamda hiçbir şey yok yani. Harika. Şimdi o zaman şunu duyalım senden. Adaylar ne yapmalı bu şehir için? Yani vatandaş gözüyle bu şehre daha güzel olur. Ne olabilir? Vatandaş ne yapmalı değil de adaylar. Ben belediye başkanı olsam ne yaparım? Pekala, Sivas'a. Öyle söyle, evet. Sivas'ın bak dışarıdan, ben bunu senelerde söyledim. Dışarıdan gelmiş kireç fabrikası yapmışlar. Sivas'ta bir doktor yapmış. Niye belediye yapmıyor bunu? Belediyenin imkanı mı yok? Vatandaşların evi yok. Neden belediye yapmıyor? Belediyede dünya kadar mimar var, yatıyorlar hep. Evet. Başka ne olabilir? Başka fabrikalar yapılabilir buraya. İş imkanları sağlanabilir. Bunlar da önemli diyorsun. Üçüncüsü, en önemlisi, Sivas'ta bir tek belediye başkanı yer altına indi. Timur Bua. Evet. Onun dışında hep kaldırımları süslediler. Dikkatimi çekiyor. Bu sene burayı yaptı. Seneye gene gelip yapıyor ya. Yani kaldırım sevdamızdan vazgeçelim diyorsun. Ya böyle şey olmaz. Bu büyük bir saçmalık yani. O dönemde de hatırladığım kadarıyla tabii ki okuduğumuz bilgilerden yola çıkarak Bekir Timur Bua da tabii seçimi kaybetti. Altyapı görünmediği için. Kim kaybetti? Bekir Timur Bua döneminde altyapı yaptı. Hani aslında çalıştı ama vatandaş demek ki yukarıdaki şeylerim daha net görüyor. Vatandaşımız cahil olduğu için Bekir Timur Bua'yı kaybetti. Ha işte biz de diyoruz i̇şte, yani. Acaba şimdi de hep göz önündeki yatırımlar mı daha çok dikkat çekiyor, onu soruyorum. İşte millet süsleme püslemeye. Müteahhit binayı yapıyor. Dışı kaldırat marka bina. Evet. Ama yüzüne bir boya çekiyor. Harika. Uçtu, kadınlar gördüğü zaman uçuyor havada. Ya içine bir bak. Duvarına ne kullanmış, yani şuna ne kullanmış. Yani dışı seni yakar, içi bizi yakar mı ben oluyor? Ben kendim de ev yaptım. Evet. Ama bir duvar yaptım. O duvarın önüne strafor koydum. İçeriye bir duvar daha ördüm. Harika. Anladın mı sen demek yani, istediğimi? Yani soğuk sıcak olayını, yalıtımını tamamen çözdüm. Bir de bodrumu temeli atarken. Biz hemen radyan temel diye kandırıyorlar milleti. Radyan temel değil. O zaman bu yapı denetim mesela şirketleri 3 metre var. 4 metre derine ineceksin. Yapı denetim şirketleri görevlerini düzgün yapmıyorlar mı? Ahbap çavuş ilişkisi onlar. Tamam, ahbap çavuş ilişkisi. Ben onların hiçbirisine inanmıyorum. Peki amca. Teşekkür ediyoruz. Var mı rica başka ederim, rica ederim. Peki, sağ olasın. Allah işinizi açsın efendim. Canım. Efendim konuşmak isteyen olursa şöyle buyursunlar diyoruz. Amcam da şöyle tabii paltoyu hafiften kaldırmış yakayı. Efendim merhabalar. Merhaba canım. Tanıyalım sizi. Ben Mehmet Kaya Kundak canım. Mehmet Kaya, Mehmet amca. Hayat nasıl gidiyor? Hayat bildiğiniz gibi herkesin yaşadığı gibi yaşıyoruz yani. Aslında böyle bir rutin gibi. Evet. Almışız bir soğan sarımsak hesabı. Memlekette iş yeri yok. Bir sürü boş gezenler var, caddeler dolu. Bunların hiç farkında değiliz yani. Evet. Yani sarımsak, soğan. Başka bir şey yok. Ne yani, olabilir yani Sivas için düşünceleriniz? Fabrikalar yapılabilir kardeşim. Gelen fabrikacı yer isteyenlere ortak olalım da deyip geri gönderilmemesi lazım. Buralara bir şeyler yapılması lazım. İşte memleket işsiz. Tarım elverişsiz. Mazotun litresi olmuş 6 lira. Yani yapacak hiçbir şey yok. Şu anda diyorsun. Yani, şey beklemede mi? Emekli acından ölüyor. Kartlara yüklenmiş. Bitmiş. Hepsi o karta şu kadar borcum var. İşte şuraya şu kadar krediye borcum var. Yani bitmiş. Yani bu varlıktan adam gidip de borçlanmıyor yani. Aslında, olsa cebinden kullanır olsa yani. Olsa bankaya borçlanmaz yani, diyorsunuz. Yani, evet. Yani. Peki seçimlerle ilgili neler düşünüyorsun? Adaylar anlatıyorlar kendilerini. Hepsi konuşuyor. Fikirlerini paylaşıyorlar. Valla adayların konuşmalarının hepsi de birbirinden şey yani. Aynı biliyorsun. Aynı yani. Şimdi ne yaptınız buraya kardeşim? Ne yaptınız? Bana yaptığınızı gösterin yani. Bir atıl vaziyette eski sanayi öyle duruyor. Biri geldi bilmem ne yaptı, sileceğim dedi. O biri geldi şey yapacağız, işlemlerini tamamlayacağız dedi. O da yapamadı. Ya işte böyle. Şimdi yeni gelecek olan kişinin kucağına düşmüş oluyor. Yani, yani o da vicdanen. Vicdanen. Eğer yaparsa. Peki, var mı Allah başka razı ekleyeceğimiz? Için. Başka ekleyeceğimiz fakir fukaraya biraz göz kulak olsunlar yani, evet, başka bir şey değil. Peki. Yani milletin borcunu derdini düşünsünler. Peki. Çiftçinin mazotunu gübresini düşünsünler. Yani 225 kuruşa veya 175 kuruşa mazotu alıp da altır diye millete
reçbere çiftçiye vermenin direkt yani, anlamı yok yani. Evet. Eğer bu mazotta veya da gereken indirimler olursa zaten... Zaten millet çalışacak kardeşim yani, adamın tarlasını ekecek, şey yapacak, mazot pahalı, ekemiyor. Evet. 500 dönüm ek, 1000 dönüm ekeceği de 200 dönüm ekiyor. Gübre pahalı. Gübre pahalı, hepsi pahalı yani. Bunlar üste yani, koyunca bir yani, ortaya yani, büyük bir dağ yani, çıkıyor. 74 lira bir her evden doğalgaza KDV alıyorlar. Çıkıyor, evet. Elektriğin çalıştır, elektrik çalışanları, saat okuyanların parasını vatandaş ödüyor. Bu nasıl bir devlet, bu nasıl bir millet kardeşim? Bunları eğer ortadan kalkarsa daha da düzen tabii olur. Tabii ki canım kardeşim. Peki, çok bir dünyalar kadar daha çok dertlerimiz var da konuşmuyoruz. Bunlar sadece belli başlı. Yani belli başlı. Peki sağ olasın efendim konuştuğunuz için. Sizlerle de konuşalım mı? Peki, peki. Evet sevgili izleyenlerimiz, güzel bir şekilde devam ediyoruz. Genç, sen de bir şeyler söyler misin? Olur. Peki hadi soru bakalım. Nedir? Efendim şu soru şehir. İsminizi alabilir miyiz? İsmim Ferit. Ferit yaş kaç? Yaş 17. Yaş 17. Daha oy kullanmaya yaklaşmışsın ama ucundasın değil mi? Ucundayım evet. Bu artık bir 4 yıl sonrasına, 5 yıl sonrasına. Evet peki, inşallah. Sen de bir genç olarak Ferit, ne yapılmalı? Başkan adayları Sivas için ne yapsın? Valla söyleyeceğim, bu boşuna kaldırım yapmanın bir alemi yok. Yani kaldırım yapmasınlar mı? Kaldırım yapmasın. Sadece ulaşımı düzeltsinler yani. Hı-hı. Otobüsleri yenilemekle olmaz. Evet. Otobüsler bazen az geliyor. Parka düzene baksalar daha güzel olur. Daha çok yeşil alan ve park yeşil bahçe alan, evet. Olanları diyorsun. Bir de kaldırımlardan uzaklaşsınlar. Kaldırımdan artık uzaklaşsınlar. Artık kaç senedir kaldırımla uğraşıyoruz. Ulaşım da düzelirse daha iyi olur. Derim. Peki bunları biz de duyurduk. Teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Evet her vatandaşın efendim konuşma hakkı var. Konuşabiliriz efendim. Kaçmayın lütfen. Yani tabii bazen vatandaşlarımız bizi izliyorlar. Sonrasında konuşmak isteyecekler anda yok diyorlar. Olsun. Hiç önemli değil efendim. Biz herkesle konuşuyoruz. Mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Harika efendim, devam ediyoruz. Vatandaş konusunu istiyoruz. Genç bir arkadaşımız yanımızda. Seni tanıyalım. Muhammed. Muhammed yaş kaç? 20. 20. Oy kullanacaksın. Evet. Adaylar geziyor, tokalaşıyorlar. Herhangi bir adayla rastlaştın mı? Evet, Saadet Partisi ile rastlaştım. Melih Seçilmiş Bey ile karşılaştın. Evet. Konuştun mu veya bir şey söyleyebildin mi? Yani konuştuk ama... Ne söyledin? Hani şu anki duruma göre hani ülkemizin geleceği için... Hı-hı. Ben pek yararlı bulmadım hani evet. Seçeneklerini. Kimin seçeneği peki yararlı veya faydalı? Ya şimdi ortada bir karışıklık var ama ben gene hani olduğu gibi AK Parti atmak istiyorum oyumu. Evet. AK Parti diye düşünüyorum ama oyum Doğan Ürgüp'e de olabilir. O da evet. Sözde bir isim. Yani böyle Doğan Ürgüp, Hilmi Bilgin arasında gidip geliyorsun şu anda. Arasında gidiyorum geliyorum. O da aynı. Zamanla netleşecek mi diyorsun? Evet. Aralarındaki bir... Sözlere bir bakacağım hani konuşmalarına falan. Kim daha şehre yatkın? Kim daha yatkın, yararlı olursa seçimim ondan yana olacak tabii. Evet. Ama en başta da reisin tabii partisi olmak üzere. Bir bakacağız AK Parti, diyorsun. Aynen. Biraz daha AK Parti önünde bizim için. Nasıl istersen vatandaş geleceğimiz fikrini, için. Düşüncesini, oyunu özgürce kullansın değil mi? Evet aynen. Peki aynen. Var mı başka söyleyeceğim? Teşekkür ederim. Peki kendine iyi bak. Sağ olasın, teşekkür ederim. İyi günler. Bir şeyler söylemek ister misin? Tabii abi. Peki sen de ne gibi. Söylemek istiyorsan önce tanıyalım seni. Benim ismim Erkan abi. Erkan Sivaslıyım. Bey. Sivas'ta yaşıyorum. Maşallah. 39 yaşındayım abi. Evet. Abi hangi mahalledeyiz? Fatih Mahallesi'nde oturuyorum efendim. Peki siyasiler geziyor. Onlar tabii ki anlatıyorlar duygularını. Abi siyasiler geziyor da siyasiler olarak büyük birliğin önde gitmesini istiyorum liderimizin. Doğan başkanımızın öne gelmesini istiyorum. Evet. Sivas'ta işsizlere iş vermesini istiyorum. Yoksullara sahip çıkmasını istiyorum. Sayın valime de sesleniyorum buradan. Sayın valim de engelli vatandaşlara yardımcı olmasını istiyorum. İşkur konusunda da engelli vatandaşlara öncelik sağlıyorum. Sivas'ın gelişmesini istiyorum. Domates olmuş 5 lira, işte pıras olmuş 10 lira, zebzeme ve konusunda her şey bakala, hayat ağacında millete yardımcı olmasını istiyoruz. Bütün yoksulları, garibanların elinden tutmasını istiyoruz. Efendim. Bu kadar. Yani bunları peki, istiyoruz biz yani. Biz de bunları duyurduk. İnşallah Cenab-ı Allah'ın huzurunda her şey yoluna varır. İnşallah bir iş güç sahibi oluruz. İnşallah. Yollara, yoksullara sahip çıkmalarını istiyoruz. Peki. Saygılarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Vatandaşın duygu ve düşünceleri ne diyoruz? Önemli diyoruz. Konuşuyoruz efendim. Bizimle konuşmak isteyenlere mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Onların fikirlerini sizlere, tabii biz de kameralarımız aracılığıyla aktarmaya çalışıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, sokakta, caddede vatandaşların duygu ve düşüncelerini sizlerle elimizden geldiği kadar paylaşmaya çalıştık ve bir beyefendiyle daha konuşalım. Röportajları da noktalayalım. Efendim sizi tanıyalım. Ben Mehmet Çat, Yıldızelli'yim. Evet, Yıldızelli'de mi yaşıyoruz?
burada yaşıyorum. Sivas'tasınız. Hangi mahalledeyiz? Mevlana Mahallesi. Mevlana Mahallesi Çaylık. Hemen şehrin merkezi olan bir mahalle. Evet. Efendim seçimler yaklaşıyor. Evet. Düşünceler nedir? Vatandaş ne düşünüyor efendim? Vatandaşın ne düşündüğünü ben nereden bileyim? Olur mu siz bir vatandaş değil misiniz? Vatandaş haklı olarak düşündükleri vardır. Ne mesela siz bir vatandaş yani. Olarak, birey olarak adaylardan beklentiniz nedir? Adaylardan beklentimiz adaletli olmalı yani. Hı-hı. Şehrin tabii temizliğine dikkat edilmeli. Evet. Böyle şeyler yani. Yoksa ben nereden bileyim? Peki ben nereden bileyim demeyeceksiniz. Yani, sandığa gidip oy vereceksiniz. Sandığa gidip mi? Oyunumuzu vereceğiz tabii. Nedir, düşünce nedir? Bakalım. Hangi yönde? Hangi aday böyle yani. Gönlüne yatıyor? Şimdi söyleyemeyiz diyorsun. O güne varana kadar belli olmaz. Aa, tamam. 31 Mart akşamına kadar. O biraz diyor. Kritik. Amcam yakından takip ediyor adaylar, evet. Onu söyleyelim yani, değil evet, mi? Bu çok önemli. Yani. Adaylar anlatıyorlar ama ele avuca sığacak bir proje var mı? Duydunuz mu? Şu anda benim bir bilgim yok. Yok. Yani. Duymadınız diyorsunuz. Duymadım. Peki. Dinlediniz. Hepsi böyle anlatıyorlar, geziyorlar sokakta, çarşıda, pazarda değil mi? Geziyorlar. Canla başla çalışıyorlar. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Yani. Artık kim hayırlısı olursa o kazansın tabii, şehir için. Muhakkak tabii ki yani. Herkesin memleket için oyuna, hangisi hayırlısıysa o inşallah oluyor. Tabii ki yani. Ekleyeceğimiz var mı? Teşekkür ederim. Ne? Peki efendim olsun. Bizimle de kısa bir süre konuştuk. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Efendim biz tabii ki sokak röportajlarımızı fırsat buldukça caddelerde, sokaklarda elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Yeniden başka bir sokak röportajında beraber olmak ümidiyle Allah'a ısmarladık.